Peki, değerli milletvekilleri teşekkür ederiz. Şimdi grup başkan vekillerimizin söz taleplerini karşılayacağım. İyi Parti grubu adına Sayın Türkan, buyurun. Bu sabah bir acı haber aldık Sayın Başkan. Uzun zamandır hastalıkla mücadele eden eski devlet ve spor bakanlarımızdan Sayın Fikret Ünlü ne yazık ki hakkın rahmetine kavuştu. Merhum Ünlü'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum. Türk milletinin başı sağ olsun diliyorum. Dün Muğla Milas'ta maden ocağında heyelan sebebiyle göçük oluştu. 4 işçimiz göçük altında kalarak hayatını kaybetti. İşçilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türkiye maalesef ucuz ölümler ülkesi olmaya devam ediyor. Avrupa'da işçi kazalarında birinci sıradayız. Yani hukukta, adalette, eğitimde son sıraları paylaşırken işçi kazalarında birinciliği kimseye bırakmıyoruz. İş Güvenliği Meclisi'nin yayınladığı rapora göre Türkiye'de 2018 yılında 1903 işçi iş kazalarında yaşamını yitirdi. İnsan yaşamına verilmeyen değer ve bir türlü alınmayan tedbirler yüzünden 2019'da bu rakam azalmayacak gibi gözüküyor. Hükümeti iş ve işçi güvenliği için ciddi tedbirler almaya ve konuya önemli eğilmeye davet ediyoruz. Bir diğer birinci olduğumuz konu ise dün Tarım Orman Bakanı Sayın Pakdemirli açıkladı. Türkiye'nin sığır varlığında Avrupa Birliği'nde birinci, büyükbaş hayvanda ise ikinci olduğunu ifade etti. Sayın Bakan'a sormak istiyorum. Madem hayvancılıkta bu kadar varlıklıysak, neden kısa bir süre önce Sırbistan'dan 5000 ton büyükbaş hayvan ithal ettik? Brezilya'dan ithal ettiğimiz, hani şu şarbon çıkan büyükbaş hayvanları da unuttuk mu sanıyorsunuz? Unutmadık Sayın Bakan, unutmadık. Kendi kendine yeten ülkemizin tarımını 16 yılda bitirme noktasına getirdik. Devam edin Sayın Türkan. Bunu da hiç unutmadık. Sayın Pakdemirli bir yandan sığırda birinciyiz diyor ama diğer yandan da et ithalatına devam ediyor. Rusya Tarım Bakanlığı bu yılın ilk yarısında Türkiye'ye et satışın başlayacağını açıkladı. Böylece Rusya et ithal ettiğimiz 7. ülke olacak. Tarım Bakanlığı depolarında ise fazla ithalat sebebiyle 20 bin tonu aşkın et stoğu birikmiş durumda. Hayvancılık yapan köylü et balık kurumundan 3 aydan önceye kesinlikle gün alamıyor. Bakanlık stondaki olan bu etleri Orta Doğu ülkelerine satmak için çabalarken Rusya ile neden yeni bir ithalat anlaşması yapıldı anlamak mümkün değil. Bu konuda da Türk milleti adına Sayın Bakan'dan devlet ciddiyetine yakışır tatmin edici bir açıklama bekliyoruz. Bugün kendi seçim bölgem Kocaeli'nden bir haber vardı. Çayırova'da bulunan Honda fabrikası kapatma kararı almış. Devam edin Sayın Türkan, tamamlayalım. Honda'nın Avrupa'da ikinci üretim üssüydü bu fabrika. 700'den fazla işçi çalışıyordu. Şu anda işsizler ordusuna yeni işsizler katılacak. Bir taraftan Jet Fadıl gibi hayali otomobil üreten iktidarımız vatandaşı kandırırken diğer taraftan gerçek üretim yapan fabrikaların kapanması gerçekten ülkenin geldiği noktayı açıklamak için çok önemli bir örnek olarak görüyorum. Son olarak dün sosyal medyada çok paylaşılan bir konuya değinmek istiyorum. Göğsümüzü kabartan bir konu bu. Antalya'da düzenlenen ve 66 ülkenin katıldığı turnuvada altın madalya kazanan milli tekvandocumuz Selen Gündüz kızımızı tebrik ediyor. Başarılarının devamını diliyorum. Kızımızın damarlarındaki asil kandan gelen bir reaksiyonla bayrağımızı arkada bırakmaması Türk milleti tarafından takdirle karşılanmıştır. Toparlayın, tamamlayın Sayın Türkan. Türk öndedir, Türk ileridir. O ay yıldızlı bayrak ki tarihin hiçbir döneminde geride kalmamıştır. Son Türk yaşayana kadar da daima önde dalgalanacaktır. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Milliyetçi Hareket Partisi grup adına Grup Başkan Vekili Sayın Bülbül. Buyurun Sayın Bülbül. Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Biz de 22. dönem Karaman Milletvekili, 57. Hükümet Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Fikret Ünlü'nün vefatını
teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Bu vesileyle Sayın Bakan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Yine 22. dönem Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Halil Akyüz'ün vefatını da aynı şekilde teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Vefat eden vekilimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına da başsağlığı dileklerimizi bu vesileyle iletmek istiyorum. Sayın Başkan, Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen göçük ve nihayetinde orada hayatını kaybeden işçilerimiz, her iş kazasında yaşadığımız, hissettiğimiz gibi burada da hepimiz üzüntüye boğmuştur. İş kazalarından, meslek hastalıklarından sakınmanın yolları bellidir. Bunu modern dünya bunun kurallarını, kaidelerini koymuştur. Türkiye'de de mevzuatımız açısından değerlendirildiğinde iş güvenliği ve iş sağlığı açısından çok ciddi düzenlemelerin yapıldığını hep birlikte hepimizin malumudur. Problem herhalde bunların uygulamasında veyahut da işletmelerin bunlara uyum konusundaki iradelerinde düğümlenmekte. Gereken denetimlerin layıkıyla yapılması kuşkusuz çok büyük önem arz etmekte. Özellikle ruhsat sahibi olmayan, ruhsatları bulunmayan, hukuki açıdan yeterliği bulunmayan maden sahalarının devam edin Sayın Bülbül. Yeniden büyük bir ciddiyetle denetim altına alınması, bu konularda gereken tetkiklerin yapılması ve hukuka aykırı şekilde çalışan işletmelerin bu manadaki faaliyetlerin engellenmesi çok önemlidir. Ruhsat sahibi olsa da iş güvenliği ve iş sağlığı açısından mahsurlu şekilde faaliyet gösteren işletmelerde de neticeleri konusunda bu gördüğümüz acı sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda bunlarla alakalı da şiddetli tedbirlerin alınmasını talep etmekteyiz. İşletmelerimiz açısından söylememiz gereken bir şey daha var. İş sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri işletmelerin karlılık veya ayakta kalabilmesi için feda edebilecekleri girdilerden değildir. Bunlar insan odaklı, orada çalışan, faaliyet gösteren, alın teri döken insanların emekleri üzerinde, hayatları üzerinde bir hadisedir. Dolayısıyla bu konuda alınabilecek olan tedbirlerden geri durmak herhalde bu memlekete yapılacak en büyük kötülük olmaktadır. Bu konuda devam edin, toparlayalım. Bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi olarak hem toplumumuzun hem işveren kesimimizin gerekli şekilde bilinçlendirilmesi ve bu konuda devletimizce gereken tedbirlerin alınmasını bir defa daha talep ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Bülbül, tamamlayın. Teşekkür ederim. Önümüzdeki notumuzdaydı ama konuşmanın sırasında eksik kaldı. Bugün, dün akşam itibariyle Meclis Başkanımız Sayın Binali Yıldırım görevden ayrılma dilekçesini meclisimize sunmuş ve bugün itibariyle de devir teslim töreniyle görevini yeni meclis başkanı seçilinceye kadar Sayın İstanbul Milletvekilimiz Sayın Celal Adan'a tevdi etmiştir. Biz Sayın Binali Yıldırım'ın meclis başkanlığı sürecinde göstermiş olduğu hassasiyet, iyi niyet ve hiçbir şekilde siyasi ayrım gözetmeksizin ortaya koymuş olduğu tavır ve duruş dolayısıyla kendisine tekrar teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı olarak da kendisine çıkmış olduğu bu siyasi yarışta başarılar diliyoruz. Sonuna kadar kendisinin destekçisi olduğumuzu Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak ifade etmek istiyorum. Peki. Söz sırası Halkların Demokratik Partisi grubu adına Grup Başkan Vekili Sayın Kurtulan'da. Teşekkürler Sayın Başkan. Ben de eski bakanlarımızdan Sayın Fikret Ünlü'nün hayatını kaybetmesinden dolayı ailesine başsağlığı, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kendisine rahmet diliyorum. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin davası onandı biliyorsunuz. Hukuk adına bir kez daha hukuksuzluğun yaşadığına tanıklık ettik. Halen 138 gazeteci cezaevindeyken kamuoyunda Cumhuriyet davası olarak bilinen ve milletvekillerimizden
Ahmet Şık'ın da yargılandığı davada bugün ne yazık ki onama kararı çıktı. Bu onama kararı bir kez daha gazeteciliğin suç sayıldığını gösteriyor bizlere ve bunu kınadığımızı paylaşmak istiyorum. Ne az önce yine bir milletvekilimizin de ifade ettiği Van'da 14, 16 ve 17 yaşlarında 3 çocuk 3 gün önce gözaltına alındılar. Çocuklar hem gözaltına alınma esnasında hem de götürüldükleri karakolda ağır işkencelere maruz kaldı. İşkence gördükleri doktor raporlarıyla da belgelenen çocukların anlattıkları dehşet verici. 17 yaşındaki O.D., 16 yaşındaki Ş.Y., 14 yaşındaki Ö.S. kafalarına ayak ve silah dipçikleriyle vurulduğunu, yüzlerinin ve vücutlarının yumruklandığını söylüyor. Çocuklar ayrıca kafalarının klozete sokulduğunu söylüyorlar. Çocukların yüzlerinde ve vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar, morluklar ve ezikler var. Bazılarının sol gözünde işkenceden ötürü görme kaybı var. Ve daha bir sürü kötü muamele ve işkence ile bu çocuklar karşılaştı. Elbette ki kolun marifetleri bununla sınırlı değil. Yine az önce de dile geldiği gibi Ankara'nın göbeğinde bir polis bir genç kadını gözaltına alırken cinsel saldırıda bulunuyor. Günlerdir kamuoyuna yansıyan fotoğraflarda da açık net bir şekilde cinsel saldırı maalesef görülüyor. Günlerdir kamuoyu bu iğrenç olaya tepki gösterirken bahsi geçen polis ile ilgili harekete geçirilmesini... Devam edin Sayın Kurtulan. Ankara Emniyet Müdürlüğü babası FETÖ'cü diye açıklama yapıyor. Özrü kabahatinden büyük dedikleri bu olsa gerek. Hukukun işlediği bir ülke olsaydık, öncelikle o polis, sonra da bu açıklamayı yapan emniyet müdürü görevden alınırdı. Tam da iktidarın kolluğuna yakışır bir açıklama. Polis o anda babasının FETÖ'cü olduğunu anladığı için mi acaba cinsel saldırıda bulundu? Bunu da yetkililere sormak istiyorum. Bunda daha iğrenç bir savunma olamazdı. Babasını bırakın kendisi de FETÖ'cü olsa bile yine bu şahsa polis cinsel saldırıda bulunamaz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Hiçbir koşul böylesi iğrenç bir saldırı meşru göremez, göstermemeli. O sırada bu işkenceleri cinsel saldırılara yapanların başı olan İçişleri Bakanı mesaisini HDP'ye saldırarak doldurmaya çalışıyordu. Devam edin, toparlayalım. Başkan, yine Cizre spor takımı Antalya'da ırkçı saldırıya uğruyor. Saldırganlar hakkında şu ana kadar yapılmış bir işlem yok. Yine 3 gün önce Haymana ilçe binamıza saldırı gerçekleşti. Camları kırıldı. Tüm bunlar ırkçılığa, tekçiliğe, eri zihniyete dayalı yönetim mantığından kaynaklanıyor. Seçim yaklaşırken dozaj daha da arttırılıyor. Bağırıp çağırarak seçim sürecini yönetmek isteyenlere bir kez daha söylüyoruz. 31 Mart'ta demokrasi kazanacak diyoruz. Yine bir kez daha tekrarlamak istediğimiz mevzu Leyla Güven'in açlık grevi. Bugün açlık grevinin 104. günü. Sabah Tuncel ve Selma Irmak'ın açlık grevlerinin 36. günü, cezaevlerindeki 31 tutuklu ve hükümlünün açlık grevlerinin 66. günü bugün ve bunların sesine, taleplerine kulak verilmesini bir kez daha tekrarlıyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Grup Başkan Vekili Sayın Özkoç. Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Fikret Ünlü, eski Devlet ve Gençlik Spor Bakanımız, Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu bugün üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Halil Akyüz, büyüğümüz, 22. dönem İstanbul Milletvekilimiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu öğrenmiş bulunduk. Kendisine, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne baş sağlığı diliyor. Üzüntülerimizi ifade ediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi yazarlarının İstinaf Mahkemesi'nde tekrar tutuklanmasına karşın alınan kararı kınıyoruz. Gazetecileri, yazarları, öğrencileri, hukuk insanlarını cezaevine koyarak eşitlik, özgürlük ilkelerini Türkiye'de büyütebilmek mümkün değildir. Cezaevlerine gerçek suçluları koymak, hırsızları koymak, iftiracıları koymak, bakanlık yaparken halkın malını kendi evinde saklayanları
cezaevine koymak doğrudur. Yoksa onları yazanları cezaevine koymak doğru değildir diye düşünüyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, bir seçime gidiyoruz, yerel seçimlere gidiyoruz. Yerel seçimlere giderken ilgili yasa seçim zamanında genel yollar üzerinde ve mabetlerde kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile seçim kurullarınca gösterilen başka meydanlarda toplu olarak sözlü propaganda yapılmasının yasak olduğunu söylüyor. Peki yasaksa Yalova'da Yalova'da bir belediye başkanımızın camide verdiği bu kahvaltı bir mabette siyasi çalışma olmanın dışında nedir? Devam edin Sayın Özkoç. Yalova Kadıköy Belediye Başkanı adayı Mehmet Şahin, Özden Mahallesi'ndeki Yeşil Cami'de seçim çalışması yaptım diyerek kendisi duyurmuştur bu çalışmayı. Daha sonra da inkar etmiştir. Caminin içerisinde herkesin eşit koşullarda ibadetini yapacağı yerde, bir muhabbette, yerlere bir siyasi partinin kendi temsilcisini oraya getirterek kahvaltı malzemeleri serilip bir propagandaya alet edilmesini kınıyoruz. Bunu doğru bulmuyoruz. Bu kadar vahşice bir yaklaşımın doğru olmadığını, her şeyin kullanılmasını, dinin istismar edilmesini doğru bulmuyoruz. Sayın Başkan, Cumhurbaşkanımız defalarca seçimlerde kirliliğe neden olan, yerel seçimlerde gürültü ve görüntü kirliliğine izin vermeyeceğiz diyor. Devam edin, toparlayalım Sayın Özkoç. Eski tarz kampanya yöntemleri şehrimizi kirleten, tepkiye yol açan bir hale geldi. Gürültü kirliliği oluşturan kampanya yöntemini tamamen terk ediyoruz. Parti teşkilatı ve seçim koordinasyon merkezlerinin olduğu yerlere bayraklar asılabilir. Bunun dışında gürültü kirliliğine müsaade edilmeyecektir diyor. Sayın Başkan, Ankara'da yaşayan bütün milletvekillerimiz görecektir ki aydınlatmaların üzerine yapılamaz denilen bütün siyasi amblemli afişler asılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve belediye başkanının bütün resimleri her direkte asılıdır ve korkunç bir görüntü kirliliği göstermektedir. Cumhurbaşkanını yalancı duruma düşüren kimdir? Bir Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nı böyle bir emri verdiği halde kendisini de kullanarak, kendi resmini de kullanarak yalancı duruma getiren zihniyet kimse? Toparlayın Sayın Özkoç. Ayrıca şunu ifade etmek isterim ki bugün genel başkanımızın grup toplantısında 44 dakika süren bir konuşması mevcuttur. 44 dakikalık konuşmayı bütün televizyon kanalları birebir verirken TRT sadece 10 dakika canlı yayını vermiş. 10 dakika sonra da 24 saat açık kıraathanelerin, millet kıraathanelerinin nasıl hizmet verdiğini anlatmaya başlamıştır. Değerli arkadaşlar, eğer eşit koşullarda bir yarışa girecekseniz beraber girelim, yarışalım. Siz ne yaparsanız yapın, milletimizi soğana muhtaç eden, domatese muhtaç eden, her türlü gıdaya muhtaç eden, evinde yiyecek malzemesi bulunamayacak noktaya getiren, esnafımızı mağdur eden, işçiyi mağdur eden bu anlayış er ya da geç sandığa gömülecektir. Ancak bu son çırpınmalarınız sizin ne kadar tamamlayın Sayın Özkoç, bitirelim. Bir kural tanımadan, hiçbir hukuk kuralı tanımadan, hatta kendi sözlerinizi de çiğneyerek ne kadar vahşice bir seçim kampanyasını yürüttüğünüzü göstermektedir. Biz bunun her zaman karşısında olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu da ifade ediyoruz. Tansiyon satış mağazaları için Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki bu varlık kuyruğudur diyor. Varlık kuyruğuysa neden o milletvekillerimiz o varlık kuyruğunun
burada öve öve anlatan milletvekillerimiz o varlık kuyruğunda değiller. Neden Sayın Cumhurbaşkanımızın yakınlarından, ailesinden, kendisinden hiçbirisi bu varlık kuyruğuna girmiyor? Yoksul halkımız saatlerce orada kuyruk beklerken saraylarda yaşayan insanların bunu varlık kuyruğu diye adlandırması herhalde bu toplumun acı hatırasında bir kez daha yerini alacaktır. Söz sırası AK Parti grubu adına grup başkan vekili Sayın Zengin'de. Buyurun Sayın Zengin. Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Ben de tüm arkadaşların gibi hakkın rahmetine kavuşan eski bakanlarımızdan Fikret Ünlü'ye, eski milletvekillerimizden Halil Akyüz'e Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, siyasi ailelerine, her birine taziyelerimizi iletiyorum grubumuz adına. Elbette Buğla Bilas'ta hayatını kaybeden işçi arkadaşlarımıza, kardeşlerimize de rahmet diliyoruz. Üzüntülerimizi ifade ediyoruz. Ve devamında da dün 7 ayı aşkın bir dönemdir meclisimizi hakkıyla idare eden meclis başkanımız Binali Yıldırım görevinden ayrıldı. Kendisine çıktığı yolda başarılar diliyoruz ve devamında da Sayın Celal Adan'a bir haftalığına görevi devretti ve bu hafta sonu da yeni meclis başkanımızı seçeceğiz. Ben her bir sürecin, seçim süreçlerinin hem partilerimize hem de milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Tabii ki konuşmalarda pek çok mesele var ama bunlar içerisinden en önemsediğim konuyu seçerek o konu üzerine birkaç kelam etmek istiyorum. Bunlardan bir en önemlisi şahsımda gördüğüm Merve Demirel'le alakalı olaydır. Ayın 16'sında yaşanan olaydır. Böyle bir meseleyi konuşurken tabii çok dengeli bir muhakeme ile götürmemiz gerektiği kanaatindeyim. Bunlardan bir tanesi olayı yaşayan kadının içinde bulunduğu durum. Devamında da bu kişinin eylemi yapan ve itham edilen hacmini göreceğiz hep beraber ne olduğunu, onun hakkı hukuku ve devamında da buradan yola çıkılarak emniyet teşkilatımıza yapılan ithamlar. Bir süredir zaten genel kurulda da özellikle emniyet teşkilatımıza ilişkin çok nahoş ifadeler kullanılıyor. Bugün de oldu, hatiplerden bir tanesi bir ilçe emniyet müdürümüz için sözde emniyet müdürü ifadesini kullandı. Bunu tabii şiddetle reddediyoruz. Çünkü devletimizin görev verdiği, görevlendirdiği bir ilçe emniyet müdürüne hiç kimsenin sözde emniyet müdürü demeye hakkı yoktur. Ha görevini yaparken bir hatası varsa, eğer böyle bir işkence iddiası varsa bunu devam edin Sayın Zengin. Konuşması halinde biz sonuna kadar bunun takipçisiyiz. Hiçbir çocuğun, insanın işkence görmesine bizler hukuk insanları ve milletvekilleri olarak tahammül edemeyiz. Şimdi burada şunu ifade etmek istiyorum. Olağan yollarla hak aramaya hepimiz varız. Ama olağan olmayan yollarla hak aranırken normalini aşan tablolar karşımıza çıkıyor. Ben o görüntüleri izledim. Hem Emniyet Müdürlüğü'nün çektiği görüntüleri izledim. Hem de olay esnasında çekilen görüntüleri izledim. Bu görüntüler kamuoyuna dağıtılırken bence kastı aşan bir şekilde olaydan öte emniyet teşkilatını tahkir etmek üzere bir üslup kullanılıyor. Bizim burada yapmamız gereken her ikisini aynı anda görmek. Bir defa şunu belirtmemiz lazım. Prensip olarak bir insan suç işlerken yakalandığı an ve devamında devam eden süreçlerle dahil olmak üzere asla bir cezalandırmaya tabi tutulamaz. Bunu reddediyoruz. İtibarsızlaştırılamaz. Yani bu hareketin hangi sebeple olursa olsun kastı aşarak olduğuna inanıyorum ama öyle bile olsa bu görüntünün bir kadını itibarsızlaştırmasına biz müsaade... Devam edin, toparlayın. Ama aynı şekilde bu görüntüden yola çıkarak emniyet teşkilatını tacizci diye itham etmeye de asla tahammülümüz olamaz. Benim şahsi görüşüm, bir avukatım, yıllardır bu işlerin içerisindeyim. Bu görüntüleri yaparken ben bir özensizlik içerisinde bir tavır görüyorum. Yani bir telaş içerisinde bir kişiyi arabaya yerleştirmeyle alakalı telaşın verdiği bir yanlış hareket var. Ama bunun da yanlış olduğunu söylüyorum. Olmamalıydı. Keşke orada bir kadın polis olsaydı, onlar müdahil olsalardı. Ama buradan yola çıkarak da kaldı ki saatleri de takip ettim Sayın Başkan. Olay 15'te gerçekleşiyor. Merve Demirel saat 18'de tekrar bir eyleme katılıyor. Şu ana kadar hala da bir şikayeti olmuyor. Ümit ederim gider şikayetçi olur. Biz de takip ederiz. Nedir mesele? Daha detaylı görme imkanımız olur. Ve bir gün sonra da sosyal medyada üzerinden aleyhte bu olayı aşan bir şekilde emniyetimiz aleyhine bir kampanya yürütülüyor. Biz hepsinin hakla, adaletle takibinden yanayız. Yani tamamlayın Sayın Zengin.
rica ediyorum. Hem Merve Demirel'in yaşadığı mağduriyet neyse bunu takip edelim. Ama sonuçta da itham edilen, orada görevini yapan polis memuruna kendini savunmak için bir imkan. Ama günün sonunda da asla ve kat'a emniyet teşkilatımızı tahkir edecek, onları taciz ile itham edecek bir tabloya da müsaade etmeyelim. Bu teşkilat hepimizin teşkilatı. Teşekkür ediyorum. Peki. Sayın Kurtulan, buyurun. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'e şunu söylemek isterim. Yani biz şunu yapalım, biz kadınlar, bu çatı altında bulunan tüm gruplardaki kadınlar bu gibi durumları siyaset üstü görelim. Hiç kimseyi savunmayalım. Biz toptan bir suçlama içerisine girmiyoruz. Tüm polisler tacizcidir demedik, demiyoruz. Olamaz böyle bir şey. Ancak bu teşkilatta böyle bir durum var, yaşanmış. Üstelik emniyet müdürünün yaptığı babası FETÖ'cüdür demesi tıpkı her gün takip ettiğimiz kadın cinayetlerinde yemeğin tuzunu fazla koydun, komşuya niye gittin, anneni niye ziyaret ettin, şuraya niye gittin, kapının eşine niye gittin, seni çok seviyorum diyerek kadın cinayetlerini gerekçelendirme mantığının bir benzeridir. Eril zihniyetinin bir yaklaşımıdır. Biz kadınlar, bu çatı altında olanlar hepimiz böyle görelim, bunu kabul etmeyelim. Aynı zamanda tamamlayın artık bu tartışmayı. Peki, teşekkür ederim. Peki, teşekkürler. Buyurun Sayın Zengin, siz de toparlayın. Herhalde ortak bir irade belirdi zaten. Siz ona katkı sağlayın lütfen. Elbette ortak irademizdir. Kadınlarla ilgili mağduriyete asla müsaade etmeyiz. Ben valinin yaptığı açıklamayı çok dikkatli okudum. Bu olayla babasının FETÖ'den atılması arasında bir irtibat kurmuyor aslında. Fakat böyle bir ifadenin orada olmasına da gerek yok. Onu belirtmek isterim. Onunla ikisi arasında da bir bağlantı kurmuyor, meşrulaştırmıyor. İsteyen her bir arkadaşım kamuoyuna açıktır. Bunu zaten okuyabilir. Kaldı ki öyle olması olsa bile bunu yapamazsınız. Hiçbir alakası yok. Hiçbir arkadaşım da bunun olmasına asla müsaade etmez. Bunlar arasında bir mantıken baktığınızda hiçbir bağlantı yok zaten. Yani burada mesele bu işi mağdur olduğunu iddia eden, yaptığını iddia eden kişinin hukuka uygun olarak bu süreçlerini tamamlaması. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.